manada aksaklıklar var. Yeterli derecede, yani ben ailenin gibi tanımıyorum. Sen tanıyor musun? Tabii Afrin meselesi çok önemli bir mesele. Belki bizim ülkemizin geleceğiyle alakalı bir ikbal meselesi. Bu konuda herkesin aynı düşünmesi, aynı birlikte düşünmesi, hem fikir olması çok önemli. Bu konuda biz de sağlıkçılar olarak aslında bu yapılan operasyonun bundan sonraki yapılacaklarında doğru adımlar olduğunu düşünüyoruz aslında. Ama sağlıkçılar arasında böyle ne yazık ki bazen çatlak sesler çıkarabiliyor. Bu konuda tabii Tabipler Odası'nın bu ifadeleri hani hekimlerin genel bir görüş birliğini yansıtmamakta aslında. Biz evet, hayat vakfı olarak da bu konuda doğru adımlar atıldığını düşünüyoruz. Bugün Büyükşehir Belediye Başkanımız, Malatya İl Başkanımız, Kadın Kolları Başkanımız ve teşkilatımızla sağlıktaki Türkiye'deki memnuniyeti %75'lere çıkmasına vesile olan çok kıymetli doktorlarımızla bir araya gelmek ve onlara hem teşekkür etmek hem de bugüne kadar bize sunmuş olduğu hizmetlerde varsa eksikleri görmek adına, konuşmak adına bir aradayız. Hayat vakfını hayata hayat veren, sağlığa hayat veren, Türkiye'ye hayat veren çok önemli sağlık sunucularımız, değerli sağlık çalışanlarımızın bir araya gelerek kurduğu ve Türkiye için milli ve yerli duruşuyla örnek tavır sergileyen çok kıymetli bir kuruluşumuzu ziyaret ediyoruz. Ve Hayat Vakfı üyelerinin sadece Malatya'da değil, tüm Türkiye'de hizmet sunduğunu, bu hizmetlerini sadece ulusal değil, aynı zamanda uluslararası alanda doktorlarımızın mağdur mazlum insanların yaşadığı bölgelere giderek hizmetlerini de götürdüğünü biliyoruz. Bu vesileyle ben hepsine sunmuş olduğu, hem ülkemize sunmuş oldukları hizmet için hem de uluslararası alanda mağdur mazlum bölgelerimize giderek Afrika, Orta Doğu'daki bütün insanlığa hizmet etmelerinden dolayı ben Hayat Vakfı'nın bütün yöneticilerine, üyelerine, çınarın o çınarın gölgesinde gölgelenen bütün sağlık çalışanlarına canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Ve Hayat Vakfı'nın biraz evvel Malatya Şube Başkanı'nın yapmış olduğu açıklamaya atıfta bulunarak bir teşekkür dahil etmek istiyorum. Türkiye'nin sağlığını düşünen doktorlarımız burada. Sağlık çalışanlarımız Hayat Vakfı'nda. Türk Tabipler Birliği'nin yapmış olduğu Afrin'le ilgili olan açıklamasının en güzel cevabını Hayat Vakfı'nın doktor olan ve Türkiye'nin sağlığıyla, insanın, Malatya'nın sağlığıyla ve insanların sağlığıyla ilgilenen doktorumuz cevabını verdi. Tüm doktorların Türk Tabipler Birliği üyesi olması zorunluluğu da dahil olmak üzere Tabipler Birliği'nin yapısının sorgulanması gerektiğini söyledik. Seçim sisteminden üyeliklerine kadar konuşulması gereken bu yapıyı bugün ele almıyoruz. Daha öncesinde de bunu konuştuk. Bugün de konuşulması gerekiyor. Öncelikle Hipokrat yeminini hatırlaması gereken bir Türk Tabipler Birliği var. Hipokrat yeminini unutup öncelikle insan sağlığı ve yaşadığı ülkenin sağlığını korumak ve kollamakla mükellef olan doktorlarımızın Türkiye'nin sağlığını elinden almak isteyen terör örgütlerine karşı verilen mücadelede elimizi zayıflatacak, hem ulusal hem de uluslararası alanda elimizi zayıflatacak açıklamalar yapması gayri milli ve yerli duruşunu çok net ortaya koymakta. Bu vesileyle ben Hayat Vakfı değerli başkanına, kıymetli hocama ve onların değerli yöneticilerine Afrin operasyonunda milletimizin, devletimizin, ordumuzun ve başkomutanımızın başta olmak üzere hepsinin yanında durdukları için hasreten teşekkürlerimi ve şükranlarımı iletiyorum. Biz bu Afrin operasyonunu herkesin bilmesi gerekir ki öncelikle kendi sınırlarımızın güvenliği için yapıyoruz. Kendi sınırlarımıza dokundurtmama kararlılığımız ilk günkü hassasiyette devam etmekte ve terör örgütleriyle mücadelemiz sınır içinde olduğu gibi sınır dışında da devam edecek. Bu salonda, bu mekanda çok konuştuk aslında bunları. Her türlü terör örgütüyle mücadeleye, birlikte ortak mücadeleye devam edeceğiz.